Tekrar birlikteyiz. Masum Bey. Şimdi ben... Bu fotoğrafı yorumluyor. Bu Masum fotoğrafı Bey. Şöyle yorumluyorum. Bir kere bu Katar'ın organizasyonu. Yani Katar burada bölge için akılcı bir yaklaşım geliştirmiş. Bu yaklaşımın olabilmesi için de tahammüle göre daha önceden bir araya gelmeden hem Cumhurbaşkanı'nın hem Sisi'nin onayı alınmış. Zaten biz istediğimiz kadar konuşalım. Uzun süredir dışişleri düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Yani bürokratlar bu konuyu nasıl organize edeceğini söylüyor. Burada aslında asıl ciddi menfaati olan ülke Türkiye Cumhuriyeti. Katar'ın ne çıkarı var bu işten? Katar bölgede parası olan, yatırım yeri arayan bir devlet. Ve bu konuda çok ciddi çeşitlenen Katar'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nin de. Yani bir gün yolunuz düşerse Tunus'ta, Fas'ta, bugün Türkiye'de konuştuğumuz kentsel dönüşümü ya Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'ın iş adamları organize ediyor. Yani işin esas başındakiler. Onun için burada ben şu açıdan görüyorum. Bir kere burada kimse Cumhurbaşkanı haksızlık etmesin. En büyük haksızlığı taraftar olanlar yapıyor. Ona böyle bir şey vermeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte dünyanın bir gidişatı vardı. Arap Baharı meselesindeki yaklaşımı farklıydı. Bugün yaklaşımı çok farklı. Neden farklı? Bravo. Çünkü burada görülmeyen bir şey var aslında. Konuşmadığımız bir devlet var. Rusya var. Rusya bizim uçağımızın düşürüldüğü tarihte Putin İsrail'deydi. Ve o tarihte İsrail, Rusya ve Yunanistan özellikle Kıbrıs, Güney Kıbrıs'la birlikte doğal gaz aramaları, petrol taşımaları konusunda mutabakata vardılar. Burada şirket kurdular. Hatta adını söylemek istemediğim o tarihlerde o irili ufaklı medyaya yansıyan büyük bir holdingimizin bile bu işin içine çekilerek Türkiye'nin bir yerinden olmasını istediler. O tarihte yapılan bu çalışmalar şimdi rengini değiştirdi. Niye değiştirdi? Çünkü Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra gösterdiği bölgedeki tutum artık Rusya'nın şu aralar bize karşı olacak bir olayın içinde olması beklenmemeli. Kaldı ki eskiden Rusya neden bu işin içine girmişti? Pazarlamayı Rusya yapacaktı. Şimdi Rusya pazarladığı Türkiye Cumhuriyetlerindeki gazı kendisi söyledi, Türkiye aracılığıyla pazarlamak istiyor. Yani yeni bir organizasyon, yeni bir yapım. Şimdi burada asıl bizi Türkiye'yi en çok ilgilendiren ülke Lübnan. Neden Lübnan? Biraz evvel eğer harita tekrar gösterilirse görülür ki Lübnan bu konuda bulunduğu saha itibariyle İsrail'in de hareket alanını daraltan ve genişleten bir yapı. Lübnan İsrail'le anlaştı. Bu anlaşmayı Lübnan yapmışsa Lübnan hiçbir anlaşmayı Suriye'nin, Esad'ın onayını almadan yapamaz. Bu hangi ortamda olursa olsun. Yani bu konuda özellikle yıllarca ben uğraştım. Libyalılar, Lübnanlılar girmek isterlerdi Akdeniz ülkeleri muhasebe birliğine. Suriye olmadığı için giremezlerdi. Yani ben iki dönem başkanlığını yaptım. Arapça da konuştuğum için rahatla konuşup davet ediyordum ama adamlar Suriye olmadan olmaz diyor. Neden diyor? Çünkü Lübnan'ın bürokrasisi Suriye'nin etkisinde. Suriyeliler orada bürokrasinin içinde yer alıyorlar, çalışıyorlar. Ürdün'de de böyledir. Yani çok ciddi bir bağlantı var. Şimdi Lübnan, Yunanistan ne demiş ve bunu bir tek sizin Hürriyet gazetesinde çok da hoşuma gitti. Ben hemen o küpürü ayırdım. Dünkü gazetede ya da bir, bu 2-3 gün içindeydi. Lübnan'ın bu davranışı Yunanistan'a biz Suriye ile anlaşmadan sizinle olmaz dedi. Suriye ile anlaşması demek Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiye bakıyor. Şimdi Türkiye Suriye ile ilişkiyi düzeltmek üzere ciddi bir uğraşı içinde. Mısır'ın şu anda bir sorunu yok. Bizim Türkiye'nin Mısır üzerinde bir tehdit olması artık sorun değil. Niye? Çünkü Mısır'ı en çok tehdit eden şey Rabia söylemiydi. O söylem şimdi
Türkiye'de artık AK Parti'nin kendine göre düzenlediği bir söyleme dönüştü. Müslüman kardeşleri savunmak görüntüsü ortadan kalktı. Şimdi bu nedenle bu fotoğrafı şöyle ben algılıyorum. Bir kere şu koyduğunuz harita, müthiş bir harita. En çok kızılan bu haritadaki olay nedir? Libya ile Türkiye'nin anlaşması sonucu Yunanistan'ın Mısır'la kıta sahanlığı komşuluğu ortadan kalktı. Bu daha evvel konuşuldu. Yani birçok ortamda ben de bulundum o zaman. Söylüyorlardı olmaz filan. Şimdi burada da Amerika şu anda çok zor durumda. Ama nasıl zor durumda biliyor musunuz? Kendi işinden zor durumda. İstiklal Caddesi bombasından sonra aslında yine bizde bir hata yapılıyor. Hep PYD ile beraber PKK öne getiriliyor. Mesela yine kutlarım güzel haber yapmışsınız. Sür manşette PYD PKK diyor ama aşağıda haberin özünde PYD PYG diye. YPG. YPG diye yazılmış. Zannedersem iki gün evvel ki sayfanızdaydı. Bu neden önemli? PYD ve YPG dediğimiz zaman Amerika'yı kilitliyoruz. Ve Amerika'ya rağmen kendi iş istihbarat, yani kendi işinde de onu çok iyi analiz etmek lazım. Türkiye'ye bu son roket atarak ve Allah rahmet eylesin şu anda 3 kişinin vefatı, 6'ya yakın vatandaşımızın yaralanmış olması Amerika'yı daha zor duruma düşürdü. Yani kendi derin devleti Amerika'yı zora düşürmüş oldu. Neden? Çünkü Amerika bir kere şu hesabı vermek zorunda. Bu roketler nereden geliyor? Bu roketleri kim vermiş? Kim satmış, kim pazarlamış? Hangi bölgeden atılıyor? Hani PKK'nın kullandığı Kandil tarafından, Irak'tan gelmiyor. Şeyin bölgesinden geliyor. Amerika'nın hakim olduğu bölgeden geliyor. Dolayısıyla bu tür ilişkiler şu anda bizim dışişlerini yanı sıra Cumhurbaşkanı elini çok güzel rahatlatıyor. Şimdi bazı şeylere de kızmamak lazım. Neye alışmamız lazım? Eğer farklı bir görüş geliyorsa muhalefetten, bu farklı görüş iktidarın elini güçlendirir. Şimdi biraz evvel Turgay Bey Yunanistan'la ne garezimiz var? Yunanistan'la bizim bu hikayemiz 80 yıllık, 100 yıllık hatta bu hikaye. Bu 100 yıldır kendilerinin batının oyuna gelip Anadolu'yu işgal etmesi, ta Polatlı'ya kadar gelmesi boşuna değil. Ama zaman zaman liderleri yakınlaşıyor. Mesela Atatürk'le yakınlaştılar. Bu konudaki engel ortadan kaldırmak için. Ne zaman Türkiye'de darbe olduysa bitlendiler. Yani mesela 27 Mayıs'tan sonra bitlendiler. Hep unutuyoruz ne zaman öldürüldü. Masum Bey şeye geçelim isterseniz. Bu el yani sıkışmaya geliyor. Bu el sıkışma birçok kapıyı açtı eğer istiyorsanız. El sıkışma Türkiye'nin bu bölgede, çünkü şu anda bizim orada yatırımlarımız var. Hatırlayın yani orada çeşitli organize bölgede sanayicilerimizin aldığı yerler var. Bu Türkiye devleti finanse etti o zaman onları KOSGEB ve diğer kurumlar aracılığıyla. Mısır'ın bir başka özelliği var. Eğer Mısır Türkiye ile işbirliği yapmasaydı 1948 yılında İsrail tanınmayacaktı. Amerika o zaman bu iki devletin işbirliğini çok isterseniz şeye geçelim, biraz oralarda da konuşmamız gereken konular var. Ben şöyle bitireyim. Bitirirseniz. Yani bu olayın oluşumunda ben hızlı bir şekilde benzer sempatinin artık Esed üzerinden değil Esad üzerinden yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki zaten vurgulandı bunlar büyük ölçüde.